Değerli arkadaşlar, değerli dostlar, merhabalar. Günlük haberleri irdelemeye devam ediyoruz, yorumlamaya devam ediyoruz. Şimdi Sözcü Gazetesi'nde Türkiye altın depoluyor diye bir haber var. Ve bu Dünya Altın Konseyi'nin raporuna dayandırılan bir haber. Türkiye yılın ilk yarısında 60 ton altın alarak altın rezervlerini 303 tona çıkartmış. Yani burada şimdi matematik yapalım. 300 tondan 60 tonu çıkardığımızda 240 ton kalıyor. 240 ton da şu demek, mevcut rezervinin %25'i, yani dörtte biri kadar daha yılın ilk yarısında altın almış Türkiye devleti ve altın rezervini arttırmış. Fevkalade mantıklı, fevkalade doğru bir hareket. Gurur duydum ben bu haberi okuyunca sevgili dostlar. Çünkü şimdi bu iki tane İsrail odaklı dünyada etkili güç var. Bunun bir tanesi şu anda Amerika'yı yöneten evangelist akım. İşte bunlar savaşla petrolü bilmem ne yaparak, petrolün çıktığı yerlerde istikrarsızlık oluşturarak bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Doları da kullanarak tabii ki. Şimdi bunun karşısında da yine İsrail kökenli, kaynaklı bir para grubu var. İşte Rothschild ailesi, bilmem ne ailesi vesaire. Bunların arasında müthiş bir mücadele var. Bugün Çin ile Amerika arasındaki kavganın sebebi de bu. Çin'in tarafında olanlar, işte Rothschild vesaire aileler Amerika'da onlarla mücadele edip bu evangelizm kendi egemenliğini sürdürmek istiyor. Şimdi bunun, bu kavganın konularından bir tanesi de dolar sevgili dostlar. Dolar rezerv para olarak bütün dünyada kabul görüyordu. Bundan sonra muhtemelen bu olmayacak. Daha 1988 yılı olması lazım. O zamanlarda çıkan herhalde The Economist dergisinin galiba kapağında vardı. Bir paylaşımda, yani kapağında paranın dijitale döndürüleceği konuşulmuş. Ta o zamandan adamlar zamanını da söyleyerek ilan etmişler. Bu da işte içinde bulunduğumuz yıllara tekabül ediyor sevgili dostlar. Bir taraftan Facebook kendi dijital parasını çıkaracağını duyurdu. Amerikan başkanına kadar bununla ilgili açıklama yapmak zorunda kaldılar. Demek ki arkadaşlar, bazen komple teorisi olarak duyduğumuz şeylerin altında gerçeklik payı olabiliyor. Dolar demek ki yakında çok büyük problemler yaşayacak. Dolar olmayacak demektir bu. Diğer ülkeler şimdi dolara karşı kendi milli paralarını kullanarak ticaret yapmak istiyorlar. Doğal olarak, çünkü mesela Türkiye'nin İran'la olan ticaretinde Amerika nereden tutturdu işini? Sen dedi dolar kullanmışsın kardeşim, dolar üzerinden ticaret yapmışsın. Dolar üzerinden ticaret yapmışsın ama benim ülkemin kurallarına uymamışsın, kanunlarına uymamışsın dedi. Tuttu bizim Halk Bankası müdürümüzü gözaltına aldı. Ama burada dolar üzerinden ticaret yapılmasını gündeme getirdi. Hatta zaman zaman da Türkiye'yi dolar üzerinden tehdit etti ve maalesef bizim ülkemiz ve bizim gibi ülkeler dolar konusunda maalesef bir hassasiyete sahip. Adamlar da bunu göstere göstere kullanıyorlar sevgili dostlar. Şimdi gelecekte doların çok büyük sıkıntı içerisinde olacağını, Çin Merkez Bankası'nın dolar rezervlerini azaltmasından da anlayabilirsiniz. İşte 1,5 trilyon dolar civarındaki rezervlerini, bu sadece dolar olarak değil Amerikan tahvili olarak da tutuyorlar. Bunlar düzenli olarak bu rezervi azaltıyor. Aynı şey Rusya için de geçerli. Amerikan parası dünyada rezerv para olma özelliğini bir şekilde kaybedecek. Yani bu Rothschild'lerle evangelistler arasındaki yani bir paracılar, küreselciler, yani dünya tek bir devlet olsun. Bırakın bu dinmin kavgasını, petrol vesaire kavgasını, dünya tek bir devlet olsun, biz de ticaret yapalım, paramızı kazanalım diyen küreselci,
paracı grup evangelistlerle, yani olur mu kardeşim, para din için, dünya içindir, biz arzı mevudu kurduracağız, ezeli hedeflerimize ulaşacağız, İsrail devleti insanlığın başına geçecek diyen evangelist, hatta kıyamet kopacak, işte bunu da Armageddon'la olacak deyip bunu din olarak inanan kesim arasındaki kavganın sonucunda, anlaşıldığı kadarıyla ve benim zannettiğim kadarıyla, dolar rezerv para olma gücünü ve imkanını kaybedecek sevgili dostlar. Dünyanın geleceğinin ise dijital parayla olacağı gün gibi bence açık olan, meydanda olan bir gerçek. Yani gelecekte bütün teknoloji, düşünün yani, öyle noktalara gelecek, halen daha kağıt parayla veya bu işte yok Amerikan dolarıymış, yok bilmem Rus bilmem nesiymiş ile bu işin sürmeyeceği, sürdürülemeyeceği açık. Daha uzak gelecek de, yani benim tahminime göre devletler de olmayacak zaten. Bu sınırlar da olmayacak. Dünya çok farklı bir yapılanmaya ister istemez gidecek. Yani bunu Rothschild'ler, işte küreselciler istiyor diye değil. Zaten olayın tabiatı ister istemez insanlığı tek bir gezegen devletinin çatısı altında toplanmaya mecbur edeceği için zaten bu olacak. İşte bu gelecekte olacak dediğim yolun üzerindeki değişkenlerden bir tanesi de dünya üzerinde kullanılan para. Dünyada konuşulan dil. Bunlar hep bu gelecekte olacak olan, mecburen olacak olan büyük birleşmenin ve farklılıkların ortadan kaldırıldığı o dünya düzeninin parametreleri. Bunlar yavaş yavaş adım adım ilerliyor. Kimileri işte bunu Rothschild'lerin, Illuminati'nin, şunun bunun faaliyetine bağlıyor. Onlar olmasa bile bunlar sevgili dostlar aklın bir gereği olarak zaten olacak. Şimdi bakın, dünyada evet ülkelerin arasında sınırlar var ama internette öyle bir sınır yok. Değil mi sevgili dostlar? Ben Amerika'daki her türlü bilgiye, veriye ulaşabiliyorum. Oradaki insanlarla konuşabiliyorum, görüşebiliyorum. Ülkelerin kanunları izin verdiği müddetçe de şimdilik oraları gezebiliyorum. Onlar geliyor bizim ülkemizi geziyor. İnsanlar birbiriyle evleniyor. Dolayısıyla ırkların, yani ırk farklılıklarının, şey, din farklılıklarının olmadığı, olmayacağı, kültür farklılıklarının azalacağı, aynılaşmanın artacağı bir geleceğe doğru ilerliyoruz. Tabii ki bu bugünden yarına, işte önümüzdeki sene böyle olacak dediğimiz bir konu değil ama aklen baktığınızda olayların gidişatına, dünyanın teknolojiyle birlikte böyle bir evreye doğru ilerlediğini görüyoruz. Kaldı ki birçok bilim kurgu filminde bile hep görülen senaryo aynıdır. Öyle bir noktaya doğru insanlık, dünya ilerliyor. Ben bu ilerleyişin de doğru ve düzgün bir ilerleyiş olduğunu düşünüyorum sevgili dostlar. Çünkü kainatın içindeki yerinize baktığınız zaman, dünyadaki kendi uydurduğunuz ayrılıkların, ister dinden kaynaklansın, ister ırktan, isterse başka sebeplerden kaynaklansın, bu ayrılıkların çok basit ve gereksiz şeyler olduğunu insan uzayı gözlemledikçe anlıyor. Birbirini tanıdıkça, birbiriyle ilişki kurdukça anlıyor ve Kur'an-ı Kerim'e göre de işte ileri gelenlerin yarattığı bu kavga düzeni, ileri gelenlerin gücünün yetmeyeceği, artık bunu sürdüremeyeceği bir noktaya doğru illaki gelecek sevgili dostlar. Sonuçta senin param, benim param, işte dolardı, euroydu, TL'ydi, rubleydi gibi ayrımların olmayacağı bir dünyaya ister istemez gidilecek. İşte bu yolda Facebook da bunu görmüş olmalı ki kendi dijital parasını çıkarttı, çıkartacağını açıkladı ve bunu bir dernek çatısı altında yapacak. Ve bu derneğin üyeleri de dijital ticaretin önemli bir kısmının döndüğü çok büyük dev firmalar. İçinde bir Google'u göremedim. Belki o da kendi parasını çıkaracaktır veya bu birlikteliğe dahil olacaktır. Geleceğin bu konuda tabii nasıl olacağını bilmiyoruz ama öyle Bitcoin gibi bir sınırlı rezerve sahip bir para olmayacak Libra, yani Facebook'un çıkartmayı düşündüğü paranın adı. Muhtemelen sınırsız sayıda
basılıp kullanılabilen bir para olacağı benziyor. İşte blockchain teknolojisi kullanılarak yapılacak falan filan. Gelecek bu istikamete gidiyor. Tabii şimdi gelecek her ne kadar bu istikamete giderse gitsin sevgili dostlar, değerinden hiçbir şey kaybetmeyecek olan, yani değerini kaybetmeyecek demeyelim de değerini bir şekilde muhafaza edecek, kullanılacak olan şimdilik diyelim yani değerlerden bir tanesi altın. Hani bir inanılmaz miktarlarda altın bulunur bir yerlerde. Atıyorum şimdiki mevcudunun 100 katı, 1000 katı, 10.000 katı kadar altın işte bir göktaşında, asteroid kuşağında veya başka bir gezegende bulunup kolayca çıkarılır da dünyaya getirilir de veya dünyada öyle bir şey bulunur da çıkarılıp miktarı çok artıp da inanılmaz seviyede değeri düşerse ayrı konu. Ama bu da yakında kolay olacak bir konu değil. Dolayısıyla Türkiye'nin altına yatırımı çok akıllıca bir yatırım olduğunu düşünüyorum. Devletin bu konuda doğru adım attığına inanıyorum sevgili dostlar. Bireysel yatırım içinde bazı hocalarımız biliyorsunuz televizyonlarda çıktı. Bu konuda halkımızı yeterince defalarca uyardılar. Dediler ki yatırımınızı altına yapın. Anadolu halkı zaten altını sever. Altına para yatırmayı sever. Altını biriktirmeyi sever. Onun için siz de böyle hareket edin. Bunu tavsiye ediyoruz dediler. Tabii bunu bir yatırım tavsiyesi olarak söylemediler. Uluslararası ilişkilerde gelecek bir neticeden dolayı söylediler. Gün gelecek dediler. Belki elinizdeki dolar bir kağıt parçası olacak. Yani Haydar Baş Hoca'nın da onunla ilgili bir deyimi vardı. Çok hoşuma gitmişti. Boyalı kağıt diyordu para için. Enteresan bir tabir. İşin aslında baktığınızda gerçekten Amerikan doları aslında boyalı bir kağıttır. Çünkü hiçbir karşılığı olmaksızın basılmaktadır. Canları istediğinde Amerikan doları basıyorlar. Dünyaya gönderiyorlar ve dünyada üretilmiş değerleri satın alıyorlar sevgili dostlar. 1970'li yıllara kadar işte bir altına endeksli bir yani bir gerekçeye bir karşılığa dayanarak para basılması gerekiyordu. Adamlar bunu da iptal etmiş. O zamandan bu zamana canları istediği zaman altın dolar basıyor arkadaşlar. Hiçbir karşılığı yok. Hocanın dediği gibi boyalı kağıt demek de çok da bence yanlış değil. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Altına yatırım yapıyor musunuz? Türkiye'nin 60 ton altın almasını nasıl karşıladınız? Bu konudaki fikirleriniz nedir? Dolar bir gün rezerv para olmaktan çıkar mı? Dijital para bütün milli paraların yerini alır mı sevgili dostlar? Böyle bir dünya insanlar ne getirir ne götürür? Görüşlerinizi paylaşırsanız mutlu olurum. Kendinize iyi bakın, esen kalın sevgili dostlar.